ATV'nin yeni yayın dönemine iddialı dizilerle giriş yapmasına rağmen, özellikle yeni projelerinde yaşadığı zorluklar ve reyting savaşlarında geri kalması dikkat çekiyor. Kanal genel olarak iyi oranlar elde etse de, bazı yeni dizilerinde beklenen başarıyı yakalayamadı. Bu durum, sektördeki rekabetin yoğunluğunu ve izleyici beklentilerinin sürekli değişimini gözler önüne seriyor. ATV'nin en iddialı yeni dizilerinden biri için aldığı final kararı, hayranlar ve sektör takipçileri için üzücü bir haber olarak kabul ediliyor. Bu karar, reytinglerdeki düşüşlerin ve pazarın zorluklarının bir yansıması olarak görülüyor. Reyting savaşlarının zirveye ulaştığı bu dönemde, kanalın böyle bir karar alması, televizyon dünyasındaki rekabetin ne denli sert olduğunu gösteriyor. Bu sezon ATV'nin dikkat çekici projelerinden olan Safir ve Altın Kafes dizileri, büyük beklentilerle duyurulmuştu. Özellikle Yıldızlar Bana Uzak dizisinin yılbaşı akşamı yayınlanacak olması, kanalın sezona olan iddialı yaklaşımını gösteriyor. Ancak yeni dizilerin istenilen reyting başarısına ulaşamaması, ATV'nin stratejilerinde değişiklik yapmasına neden oldu. Altın Kafes dizisinin final kararı alması ve 5. bölümüyle ekranlara veda edecek olması, kanalın bu zorlu rekabet ortamında aldığı stratejik bir karar olarak değerlendiriliyor. Bu hafta pazar günü 23.10'da yayınlanması planlanan Altın Kafes yerine, o saatte sinema filmi gösterilmesi kararı, izleyiciler arasında merak uyandırdı. Bu durum, ATV'nin programlama stratejilerinde esnekliğini ve pazardaki dinamiklere hızlıca adapte olma yeteneğini gösteriyor. ATV'nin yeni dizileri ve aldığı bu son kararlar, Türk televizyon endüstrisinin ne kadar hızlı değiştiğini ve kanalların izleyici taleplerine ne kadar çabuk cevap vermek zorunda kaldığını ortaya koyuyor. Yıldızlar Bana Uzak dizisinin başarısı ve Altın Kafes'in sonu, kanalın gelecekteki stratejileri için önemli bir gösterge olacak. Bu gelişmeler, ATV'nin gelecek projelerinde nasıl bir yol izleyeceği ve izleyici kitlesini nasıl etkileyeceği konusunda merak uyandırıyor. Kanalın, rekabetin bu kadar yoğun olduğu bir ortamda nasıl yenilikçi ve çekici içerikler sunacağı, Türk televizyon sektörünün geleceği açısından da önemli bir konu olarak görülüyor. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmına bekliyorum. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup, bildirimleri açıp, videomuzu beğenebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.